Gaziantep'te yaşayan Öztürk ailesinin evini basan saldırganlar ailenin 19 yaşındaki kızıyla 21 yaşındaki oğluna kurşun yağdırdı. O saldırı sonrası abi kardeş gözlerini kaybetti. Üstelik onlar yaşadıkları kabusu daha atlatamadan saldırganlar 15 gün sonra serbest bırakıldı. Beni göre göre gözümün içine sıkıyor. Biz her gün ölüyoruz bunları bile gördükçe. 3 gözün bedeli 15 gün mü? 15 gün mü? Görmüyor gözlerim. 5. ameliyatımı geçireceğim ve hala görmüyorum. Ev basıp kurşun yağdırdılar. Önce abisini sonra onu vurdular. 19 yaşındaki Medine Sibel'i karanlığa mahkum bırakanlar 15 gün sonra serbest kaldılar. Çalışıyordum, okuyordum. Hayatım şu anda yani yok oldu. Benim 19 yaşında ben hayatımdan yani geri kaldım. Kafamda yüzlerce binlerce saçmalar var. Benim kafamda bu kadar saçmalar varken ve onlar gezebiliyorlar. 28 Temmuz günü yaşandı o korkunç olay. Öztürk ailesinin evini basanlar akrabalarıydı üstelik. Abisinin yaşadığı ufacık bir tartışma sonrası silahlar konuştu. Medine iki gözünü, abisi de sol gözünü kaybetti. Ben evimde yani bayram yapamadım. Bana bayram kara geldi. Ben ailemin, annemin, babamın yüzünü görmüyorum. Hasret kaldım. Yani ben evimde ağlıyorum. Böyle geceleri yataklarımda ağlıyorum. Kimse benim ne halde, ne durumda olduğumu görmüyor. Kızım daha Ankara'da hastanede yatarken onlar dışarıya serbest bırakıldılar. O kişiler şu anda daha beter gözümüzün önünde gezdikçe biz daha da kahroluyoruz. Daha 19 yaşında Medine, lise öğrencisi, hayalleri vardı ama hepsi şimdi yarım kaldı. Ailemin içinde ailemi görmüyorum, ailemin yüzüne hasretim. Medine Öztürk yaklaşık bir ay içinde 4 operasyon birden geçirdi. 5.sini olmak için Ankara'ya geldiğinde onu kahreden haber de Antep'ten geldi. Çünkü onu vurup bu hale getirenler serbest bırakılmıştı. İşte bu karar genç kadını daha çok yaraladı. Benim kızım bugün liseye gidiyordu. Yani dünyası karalan, hayatı karalan, daha gencecik çocuk. Benim iki çocuğum da gözümün önünde ölüyor, ikisinin de hayatı mahvoldu. Biri 21 yaşında, biri 19 yaşında. Bu ameliyat sonrasında sinir damarları kendini yenilerse bir ihtimal nakil var diyorlar. Ondan başka ümit vermiyorlar. Doktorların söylediğine göre bir daha görmesi mucize. Ama Medine umudunu kaybetmedi. İyileşeceği günü bekliyor. Onu bu hale getirenlerin serbest kalmasını ise bir türlü hazmedemiyor. Ben bu haldeyken onlar 15 gün içinde serbest bırakılıyorlar. Ve ben 5. ameliyatımı geçireceğim, hala görmüyorum. Hala görmediğim halde onlar nasıl ellerini kollarını sallaya sallaya serbest gezebiliyorlar. 3 gözün bedeli 15 gün mü? 15 gün mü? Yani bu insanların hayatı bu kadar ucuz mu? Basit mi? Öztürk ailesi yaklaşık bir aydır kabusu yaşıyor. Tek dilekleri hayatlarını zindan edenlerin hak ettikleri cezayı alması.